ay, 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 ay. Ah, ya bu heriflerin ne biçim eğlence anlayışları var be? Ay, 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 ay. Aman, çimdiklenmedik yerimiz kalmadı ayol. Ayol mu? Ne diyorum ben ya? İyice alıştım ayol. Ya bir de ben önde taksicinin yanında oturuyordum ya. Herif zırt pırt vites değiştirmekten şanzımanı dağıtacaktı. Yok aga, bu iş bize göre değil. Buramda ne biçim makas aldı? Böyle böyle gitti geldi bu gırtlağım. Her yıl acıyor. Zaten zor meslek. Ben geldim. Hoş geldin ruhum. Hoş bulduk ruhum. Ay, sen şanzımanı iyice dağıtmışsın ha ruhumu. Ne oldu? Ne oldu size? Ne bu haliniz böyle? İş kazası iş. İş kazası iş. Kimle konuşuyorsun sen be kanka? Yani kendi kendime konuşuyordum. Ya diyordum ki kanka böyle nonoş şarkıcı olacağımıza şey yapsak, kadın kılığına girsek ya, huysuz gibi. Evet evet, fena fikir değilmiş ama abi şimdi yani jartiyerli çorap, kadın elbisesi, ondan sonra ayakkabı değil mi yani, göğüslere portakal, nereden bulacağız bütün bunları ya? Kim nereden bulur bilemem ama ben bunu hemen sihirle halledebilirim. Doğru ya ruhum, ben senin böyle bir takım özelliklerin olduğunu unutmuşum. Hadi yap. Dur yapma, ben önce Mifo'yu halledeyim. Mifo, kalk şöyle doğru şunu bırak. Bırak. Şimdi benim gibi kapat gözlerini. Kapat gözlerini. Şimdi yapacaksın? Yok ya, kapat gözlerini. Kapat gözlerini. Tamam, şimdi başlıyorum. Nasıl? Güzel olduk mu? Ruh sana got. Ay, çok güzel oldunuz. Bana bak, Vizigot, aç gözünü aç. Ostrogot'a bak. Ostrogot'a bak. Nasıl yaptın bunu be? Sır, bir zamanlar bir illüzyonistle beraberdim. Maşallah böyle. Yani bunu o illüzyon mu yaptı? Soyu Osmanlı Hanedanı'nın yükselme devrine dayanan Valide Sultan geldi. Soyu Osmanlı Hanedanı'nın duraklama devrine rastlayan Kerime Sultan da geldi. Ben ciddiyim, espri yapmayacağım. Tarihi eser geldi. Allah canını almasın. Üstüme iyilik sağlık. Bunlara ne olmuş böyle? Oo, Müfit Hanım, çok hoş olmuşsunuz. Sizi görenin erkek olacağı geliyor vallahi. Ya şov yapmak için bu kulağa girdik ayol. Ay çok hırsızsın oğlum. Sen de hırsızsın. Aşk olsun ben kulağım teyze. Siz bana ciddi olun diyorsunuz ama kendi oğlunuzun haline bir bakın. Ben de artık bundan sonra ciddi olmayacağım. Eskisi gibi olacağım. Olacağım işte. Şimdi başlıyorum. 1, 2, 3. Ciddi değilim artık. Köprüden geçene kadar ayıya dayı diyeceksin. Penguene kuzen, deveye dede, şeneye de bebe. Ay tövbe ya Rabbim, tövbe. Kızım sus, bir kere de sus. Katinanın elinde makası, ah biçemez, ah biçemez. Biçmesini bilmez, yavgülüm katina. Geç aşağı yiyelim, de biçemez. Katinanın elinde makası, ah biçemez, ah biçemez. Katinanın elinde makası, ah biçemez. Bana hoş geldiniz, hoş geldiniz hepiniz. Adınız ne? Sakine Keskin Tutar. Ne tutar? Keskin Tutar. Kim koydu adınızı? Dedem. Dedeniz çok iyi. Bak kim var burada, kim var? Ay, geldim dur. Bak nereden geldin sen böyle? Ay her şey bak dur. Bak kele. Kel kedini gel, kel kedini gel. Aman yürü gel. Geç otur. Kurulu başkanı otur ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ortaköy İlkokulu. Bravo size. Çok iyi yapıyorsunuz bakıyorum. Hiç bilmiyorlar ya. Aman boşver hadi. Geç. Bak burada kim var? Kekili gelmiş, kekili. Bu akşam değil, beni kimse tutamaz. Saçmalık. Hiç bilmiyorsunuz geri zekalı. Hepiniz değil, özür diler.
galiba yanlış strateji izledik Firdevs. Evet, galiba. Ama nerede yanlış yaptığımızı bilmiyorum. Ben biliyorum. Yani Reyhan bu zor günlerinde abine destek olmalı. Yani ciddi durmasının hiçbir yararı yok. Ama eğer yardım ederse işte o zaman abim belki Reyhan'ı sevebilir. Evet, mantıklı gibi. Aa, şuna bak. Ay, tipe bakın yani. Durmuş orada benim fikirlerimin mantıklı olup olmadığını tartışıyor. Terbiyesiz. Allah Allah. Alo, Reyhan, sen misin kızım? Sesin niye öyle geliyor Reyhan? Yani sanki böyle bir şeyle meşgulmüşsün gibi. Evet, hosteslik sınavlarına hazırlanıyorum da o yüzden Menkul Hanım teyze. Ay! Hosteslik sınavı mı? Neyse, neyse. Seni jet hızıyla buraya bekliyorum Reyhan. Biz hatamızı bulduk. Düzeltip seni hemen Masar'la evlendireceğiz bu sefer. Hadi, tamam Menkul Hanım teyze. Ben işim bitince hemen geliyorum. Hemen. Reyhan, saçmalama. Ben burada senin evliliğin için çalışıyorum. Hemen buraya gelmezsen kadınlar hamamına giderim, başka bir gelin adayı bulurum, haberin olsun. Terbiyesiz. Attention, attention! Sayın yolcularımız, bardaklarımız düşmüştür, yolculuğumuza devam edemiyoruz. Kaptan pilotumuz, yolcularımız şey olmuştur, korkmuştur, bardaklarımız düşmüştür. Kanka, ne var? Senin kazak bana çok bol geldi ya. Oğlum kendine göre kazak bulduğuna şükret. İşte temiz kazak giysene. Of. Ya bu sahne işleri bize göre değil ha. Ne yapalım? Demek ki reklamcılıktan sahneye geçilemiyormuş. Ne yapalım? Ara ödücülük falan mı yapalım işte? Hayır, şey mi yapsak diyorum acaba ya? Önder Bey'i arayalım, özür dileyelim ve geri dönelim ha? Allah, hayatta olmaz. Yıkılmadık, ayaktayız. Dertlerimizle baş başayız. Zalimlere, kötülere yenilmedik, buradayız. Peki Masum'cum, o zaman iş aramaya devam. Devam tabii. Devam. Tasnifçi, metot, baskı, nakış tasnif var mı? Biz hoş olmasak da sen yine de hoş geldin ruhum. Ne oldu? Huysuz işi de mi olmadı? Maalesef Ruhsar'cığım, maalesef. Huysuz işinde çok vecihi fosladık. Galiba işsiz kalmak bizim kaderimiz. Aman canım, siz de illa sahne işi mi yapacaksınız? Normal işleri deneyin. Ya, yaptığım araştırmalara göre en çok para sahne işinde var. Nasıl insanlar dolunayda kurt adam oluyorsa bu zenginler de gece hayatında, sahne hayatında kerizleşiyor. Dolarlarını, marklarını öyle sahnede saçıveriyor. Biz geldik. Yepyeni planlar yaptık. Hepsini de sizin için yaptık Mazhar Bey. Ay, ne koşun? Ben daha fazla bunlara dayanamayacağım. Neredesin? Aşkım şimdilik gidiyorum. Sen de üzülme. Mutlaka senin bu işsizliğine bir çare bulacağız. Güle güle ruhum. Dikkatli git. Bana bak, üşütürsün. Kapat buranı. Akciğerlerini üşütme. Eğilme. Yolda giderken eğilme. Gözüm abla, yine dondurucu bir yolculuk yaptım. Bu sefer çok çabuk gidip geldin Ruhsar'cığım. Evet, o cadılar geldi. Ben de daha fazla tahammül edemedim gözüm abla. Ben de Saadettin'im için çok orijinal bir tuzak hazırlıyorum. Zavallı Masar daha iş bulamadı. Acele etmeyin, nasıl olsa bulacaktır. Bak ben pes etmeden tam 500. tuzağımı hazırlıyorum Saadettin'imi. Saadettin'in maça giderken bu formayı giyecek ve Fenerbahçe seyircilerin arasına oturacak. Aradan biraz zaman geçtikten sonra Saadettin'imin üzerindeki bu Fenerbahçe forması Galatasaray forması haline dönüşecek. İşte o zaman inşallah Saadettin'imi benim yanıma yollayacaklar. Masarcığım kısa zamanda iş bulur mu acaba? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruhsar'cığım ölmemiş.